Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinli yetkililer yıkılan 16 bin camiyi böyle savundu. Çin Küresel Televizyon ağında 9 Mart yer alan habere göre Çinli yetkililer Doğu Türkistan'daki dini kısıtlamalardan ve din karşıtı suçlamalardan kurtulmak için Ürümçi'de bir basın toplantısı düzenleyerek Çin baskısı altındaki Uygur Türk'ü yönetici ve bir kısım dini şahsiyetleri ifade vermeye zorladı. Habere göre toplantıda Doğu Türkistan'daki Komünist Parti Enformasyon Merkezi Sözcüsü Alican Anayat, Milletlerin Eski Kitaplarını Toplama, Sıralama, Yayınlama ve Planlama Dairesi Direktörü Abled Hasan, Kaşgar Vilayeti Yerkent Nahiyesi Sözde İslam Enstitüsü Şube Müdürü Abdüveli Ablimet ve Ürümçi Saybağ Bölge İttifak Camii İmam Hatibi Taşdümür Kadir ve Hotenşehir Elçi semtindeki Tofuça Camii İmamı Lütfullah Abdurrahim gibi Çin güdümündeki bazı isimler konuşturuldu. Basın toplantısında Çinli gazetecilerin Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da camileri yok etti ve Uygur Müslümanlarının dini inançları kısıtlanıyor iddiaları üzerine sorduğu sorulara sözde din adamı kukla yetkililer ve imamlar önceden hazırlanmış standart savunmalar üzerinden yanıt vererek Doğu Türkistan'daki dini mevcudiyetlerin meşru hakları kanunla korunduğunu ve hiç kimsenin buna müdahale etmediğini, din adamlarının dini faaliyetler ve törenler düzenleme hakkının serbest olduğu ve Müslümanların istediği yerde ve istediği şekilde ibadet etme hakkına sahip olduğu propagandası yapıldı. Ayrıca uluslararası raporlara dayanan ve Çin'in 4 yıldır uyguladığı İslam'ı Çinileştirmeye yönelik planı kapsamında yok edilen yaklaşık 16 bin camiyi savunarak Doğu Türkistan'daki camilerin çoğu 1990 yıllarında inşa edilen eski yapılar olduğu ve rüzgar, deprem, sağanak gibi benzeri doğal afetler karşısında yıkılma riski olduğundan vatandaşların can güvenliği için yeniden inşaat gerektiğini öne sürdü. Çinli yetkililer bölgedeki kitlesel yıkımları hep restorasyon bahanesiyle örtbas ediyordu. Toplantıda konuşturulan sözde din adamları da aynı şekilde Müslüman kitlelerin istediği ve çağrısı üzerine camilerimiz yenilenmiş, yer değiştirmiş ve genişletme yoluyla uygun şekilde onarılmıştır dedi. Çin hapsinde yıllarca işkence çeken Doğu Türkistanlı liderlerden Abdülkadir Yapçan hakkındaki mahkeme sonuçlandı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin denetiminde 15 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 2016 yılında tutuklanarak ev hapsine hükmedilen Doğu Türkistan mücadelesinin lideri, kanaat önderi Abdülkadir Yapçan dün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Daha önce Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde bekletilen Yapçan, mahkemenin verdiği adli kontrol kararıyla Özgürlüğü Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ile sınırlandırılmıştı. Çin tarafından iadesi talep edilen ve yıllardır mahkemesi devam eden Yapçan'ın mahkeme sürecinin sona erdiği müjdeli haberi Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Çin Doğu Türkistanlı kanaat önderi ve dava adamı Abdülkadir Yapçan'a uyduruk ve sahte dosyalarla Türkiye'den iadesini talep etmek için başlattığı hukuki süreçte olumlu gelişmeler oldu. Bugünkü mahkeme duruşmasında savcının talebi üzerine mahkeme başkanı Abdülkadir Yapçan üzerindeki adli kontrolü kaldırdı. Gözümüz aydın şeklindeki paylaşımıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Abdülkadir Yapçan, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünün tüm ümmetin özgürlüğü olduğunu savunan ve Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın hala toplama kamplarında olduğunu ve işkenceye maruz kaldığını hatırlatan Abdülkadir Yapçan, yüz binlerce kişinin de akıbetinin meçhul olduğunu, 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip Çin'in 40 milyonluk Doğu Türkistan halkına yaptığı zulüm ve işkencelere rağmen Doğu Türkistanlı Müslümanların direndiğine, her ne olursa olsun dava ve inançlarından vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. Fransa Dışişleri Bakanı, Çin soykırımının kanıtlanmış gerçek olduğunu söyledi. Radyo Fransa Internationale'a göre
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin'in sürekli inkarlarına rağmen Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur kadınlarına baskı yapmasının ve Uygurlar başta olmak üzere yerli halkların geniş çaplı gözaltına alınmasının kanıtlanmış bir gerçek olduğunu söyledi. Fransız Senatosu'nda konuşan Le Drian, Çin'in Uygur Türklerine yönelik keyfi tutuklama, kadınlara zorunlu kürtaj, toplama kamplarında sistematik tecavüz, zoraki kaybolmalar, toplu hapsetme, zorla çalıştırma, kültürel kimliklerini yok etme, dini inançlarını kısıtlama, camilerin yıkılması ve halkın her yerde gözetlenmesi gibi bir dizi insan hakları ihlallerinin yaşandığına dair güvenilir kaynakların toplandığını belirterek Doğu Türkistan'daki duruma ilişkin adil ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını sağlamak için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Ve sözlerine soruşturma ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi diye ekledi. Ayrıca Fransız şirketleri de uyanık olmaya ve Çinli tedarik zincirlerinde Uygurların zorla çalıştırılmasına izin vermemeye ve insani hak özgürlüklerinin kısıtlanmalarını önlemeye çağırdı. Le Drian 24 Şubat'ta da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin Uygur Müslümanlarına karşı sistematik bir baskı politikası izliyor diyerek Çin'i kınamıştı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.